Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da şimdi sizinle beraber sıfırdan dokuz'a kimya konu anlatımı soru bankasını inceleyeceğiz. Bir kere Batınalp aynı zamanda Hayker aynı zamanda Umut bize belli yorumlar yazmış. Mesela demiş ki hocam kimyaya girmek istemiyorum girince çıkılmıyor çok karışık demiş. Evet Batınalp gerçekten de ben de aynı şeyi hissediyorum. Hayker demiş ki en zorlandığım ders kimya konuları temelden nasıl çalışabilirim demiş. Temelden çok önemli bir soru sormuş gerçekten de. Çünkü dokunun sınıfta biz temelimizi oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Umut da demiş ki bize Gerçekten güzel bir espri. Madem geldin dünyaya çalışacaksın fizik kimya. Bir de hocam öğretirseniz nasıl sağlam temelle çalışacağımızı kimya çok iyi olur vallahi demiş. Şimdi bir kere sıfırdan dokuza kimyada biz kimyanın temellerini atmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz fen konularını biz ileride e, geçmişte gördük. Yani sekizinci sınıfta, 7 sınıfta fen konularının içerisinde aslında kimya vardı. Mesela periyodik tablo, aynı zamanda atomun özellikleri işte karışımlar ve benzeri bunların hepsi kimya konuları aslında. İşte bu gördüğümüz temellerin aslında biz birazcık daha detaylısına başlıyoruz. Hiç merak etmeyin. O yüzden böyle endişe etmeye işte yok bilmem kimya çok karışıkmış. Yepyeni bir şey görmüyoruz. Eski gördüklerimizin üzerine bir şeyler ekliyoruz. Mesela ilk başta 9. sınıfta biz neyle başlıyoruz? Simya'dan kimya Yani kimya nasıl doğdu? İşte kimyanın doğuş hikayesi. Aynı zamanda kimya disiplinleri arasındaki ilişkiler ve benzeri. Bunlar birazcık daha hani birazcık geyik konular açık konuşmak gerekirse. Yani bunlar birazcık daha ezber, geyik konular çok rahat. Ama sonrasında ne geliyor karşımıza? Atom modelleri, atomun yapısı, periyodik sistem, periyodik özellikler. İşte bunlar kimyanın en temel konuları ve sınavlarda ileride gireceğimiz üniversite sınavında aynı zamanda okul yazılarında da en fazla sorulan konular. Aynı zamanda sonrasında kimyasal türler arası etkileşimler, işte güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler bunlar basit gibi geliyor ama içinde neler var? Bak iyonik, kovalent bağ var, metalik bağlar var. Bunlar gerçekten kimyada atomların birbirlerine tutunmasını sağlayan bağlar. O yüzden çok değerli konular bundan sonra başlıyor. Fiziksel, kimyasal değişimler ve sonrasında maddenin halleri zaten biliyoruz katı sıvı gaz. Ama biz plazmayı da öğreniyoruz bu sene ve aynı zamanda daha detaylı özelliklerine bakıyoruz. Peki nasıl çalışmamız gerekiyor? Ki? Temellerini nasıl oturtmamız gerekiyor? Bir kere ilk başta temellerini oturtabilmek için bir konu anlatımını bilmemiz gerekiyor. Konu anlatımı zaten okullar öğreniyoruz, videolarda öğreniyoruz ama mutlaka mutlaka yanınızda mutlaka mutlaka konu anlatımlı bir kitap. Eğer ihtiyacınız olduğu zaman 50 saat video aramayacağınız aynı zamanda işte e, video aramayı bırak okula gidip de öğretmenize soramayacağınız kadar acil durumlarda ki her zaman olur, sınavlar önce olur İşte bazen merak edersiniz bir şey olur, çalışırken olur, karşınıza gelir. Mutlaka konu anlatımlı kitap lazım. Buradan hemen konulara bakabilirsiniz ve burada sıfırdan dokuza kimyada konuları en mikro düzeyde yani küçük küçük parçalara böldük. Normalde simyadan kimya çok geniş bir ünite ama biz ne yaptık? İşte kimya bilimindeki uygarlıkların katkıları, simyanın ne olduğu, aynı zamanda işte önemli bilim insanları, işte bunlar birazcık uzun sürdü. Ondan sonra arada tarama testleri. Peki e, kimya disiplinleri, işte kimya endüstrileri bunları teker teker küçük parçalara böldük. Peki nasıl çalışıyor sistem? İlk başta bu konuyu anlıyoruz. Hemen bununla alakalı sorular çözüyoruz. Yani konu soru konu soru şeklinde ilerleyen ve mikro düzeyde konuları parça parça çünkü gerçekten bir konuyu çok büyük bir konuyu bir anda anlamak zor ama küçük küçük lokmalar halinde yutmak bir yemeği gibi düşünün ve çok daha rahat olur. Beynimiz de bu şekilde algılayabiliyor zaten. İşte bu şekilde küçük konu küçük soru, küçük konu küçük soru, işte beş soruluk, altı soruluk e, testler aynı zamanda sonrasında genel tarama testleriyle ilerleyerek bütün konuları bitiriyoruz. Ve en sonunda da testimiz, genel tarama testimizle, ünite tarama testimizle konuyu bitirebiliyoruz. Ve bu şekilde bütün ünitelere, işte bundan sonra atom ve periyodiksel en önemli dokuzuncu sınıf ünitesi, şimdiden söylüyorum arkadaşlar aşırı değerli, aşırı önemli bir ünite. Çünkü burada atom modellerinden başlıyoruz. Mesela bunu biz ileriki sınıflarda göreceğiz. Rutherford'un atom modelini hatta fizikte bile karşımıza çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Fizik dersinde bile karşımıza çıkıyor ileride. Aynı zamanda bu şekilde teker teker bütün konuları bitireceğiz. Periyodik sistemin özelliklerine bakacağız ve atomun özelliklerini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve sonrasında karşımıza ne geliyor? Daha da önemli bir konu. Peki bu atomları öğrendik de nasıl birbirleriyle bağlanıyorlar? İyonik ba kovalent bağ bunların birbirleriyle oluşturduğu kuvvetler nasıl bir kuvvet güçlü etkileşim mi zayıf etkileşim mi bunları tekrar tekrar bakıyoruz. İşte kimyanın temelleri bunlar. Biz bu konuları 11. sınıfta tekrar göreceğiz. Biz bu konuları TYT'de, üniversite sınavında karşımıza tekrar gelecek. İşte maddenin halleri geliyor. Bu birazcık daha nispeten birazcık daha rahat bir konu ama birazcık daha özel alt e, kırılımlara geçiyoruz. Yani art alt konulara iniyoruz birazcık daha ve burada ee, işte genleşmeden tut e, saf maddelerin ısınma grafiği soğuma grafiği plazmanın ne demek olduğu şeklinde bütün konuları bitiriyoruz doğa ve kimya e, denilen birazcık daha rahat bir konuyla da artık dokuyu sınıf kimyayı noktalanıyoruz işte Dokunun sınıf kimya, TYT kimyanın yarısı ve en çok soru gelen kısımlarından diyebilirim. Ve bu şekilde biz konu anlatımlı kitapla bir kere bütün konuları anında ulaşabileceğimiz, hemen bunun neydi, hemen buradan bakalım işte diye ulaşabileceğimiz bir konu anlatımlı kitapla ve aynı zamanda bunları test edebileceğimiz bir e, konu soru kitabıyla aslında mükemmel bir şekilde temelini oluşturabiliriz dokunun kimyanın. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.